taş devrimine o dönemde karşı çıkışlar olmuştu. Ama devrim yapıldıktan sonra da karşı çıkış var. Ama bunun temelinde belki şunu düşünmeliyiz. İş biraz siyasete de kaçıyor. Osmanlı'nın yıkılmış olmasından dolayı, Cumhuriyet'in kurulmuş olmasından dolayı bir karşıt muhalif düşüncenin içerisinde buna yer veriliyor. Ama o dönemde belki daha sonra da verilen argüman şu. Yani daha önce kütüphanemiz vardı, eserlerimiz vardı. Bir günde yok olacak mantığı üzerinde duruluyor. Fakat çok ilginçtir. Buna 1925'te Latin harfleri tartışılırken 1909'da harflerin ıslahında görevli olan meşhur Cenap Şahabettin çok güzel bir yanıt vermiş gazetesinde. Ben onu bulunca üzerinde çok durdum. İsterseniz onunla yanıt verelim. Şimdi şikayet o dönem şuymuş. Oradan bunu anlıyoruz. 700 yıllık eski kütüphanemiz var. Kitaplarımız ne olacak şikayeti var diyor Cenap Şahabettin. Ve ne söylüyor biliyor musunuz? Kendi hesabıma diyor Cenap Şahabettin. 40 seneden beri doğru okumak için sarf-ı mesaiden hali kalmadığım halde henüz günlük gazetelerimizi olsun baştan başa hatasız okuyabileceğimi iddia edemem diyor. Yani Cenap Şahabettin bile günlük gazeteleri hatasız okuyamayacağını söylüyor. Bu da zaten sorunu anlatıyor. Fakat diyor ki burada diyor bize gelen şikayet diyor 700 yıllık eski kitaplar ne olacak şikayeti diyor. Ona da yanıtı şöyle veriyor. Kütüphanelerimizde mevcut binlerce kitabın acaba kaçı her zaman için bizi aydınlatıcıdır diyor. Bunu sorguluyor. Ve muhafaza olunmaya, korunmaya muhtaçtır diyor. Çok azı diyor. Kaybına razı olamayacağımız kitapların adedi en fazla 2000 cilttir, 2000 tanedir. Herhalde diyor devlet de bunların hepsini çevirir, günümüze getirir diyor ki nitekim getirecek. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Aslında o dönem o kitapların çoğu ki günümüze kadar da gelmiştir o kitapların hepsi çevrilmiştir. Yani bu şekilde harf değişikliğine karşı çıkanların gerekçeleri Cenap Şahabettin 25 yılında vermiş olduğu bu yanıtla da son bulmuş oluyor aslında.